Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı aile merkezlerinde açılan Kur'an-ı Kerim kursu yoğun ilgi görüyor. Eğitim gören kursiyerler Kur'an-ı Kerim'in öğrenmenin mutluluğunu ifade ettiler. Seyrantepe Aile Merkezi'nde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan kursiyerler, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra itikat, siyer, ahlak, tecvid, ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyorlar. Çoğu orta yaş grubundan olan kadınlar geç de olsa Kur'an-ı Kerim öğreniyor olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydettiler. Kursumuzda bilgisayar, giyim, Kur'an-ı Kerim, ana sınıfı, mefruşat, spor, okuma yazma kurslarımız mevcut. Kursiyerlerimiz buraya severek geliyorlar. Aktif bir yer. Şu an burada Kur'an-ı Kerim dersimiz veriliyor. Hadisler, tefsir, siyer. Hocamız bütün eğitimleri veriyor. Ramazan dolayısıyla da mukabelemiz başlamıştı. Yani 75 öğrencisi var. Mukabeleden dolayı da 150'ye ulaşmış vaziyetteyiz. Bize bu hizmetleri veren belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Ben Kur'an'ı biliyordum ama eksiğim çoktu. Buraya geldim, pekiştirdim. Manevi açıdan çok iyi geldi bize. Arkadaşlarımızla aile ortamı kurduk burada. Hani çok güzel kaynaştık. Öğretmenimizden, idaremizden çok memnunuz. Diyanetimize çok teşekkür ederiz böyle bir öğretmen kazandırdığı için. Belediyemize çok teşekkür ederim böyle bir tesis mahallemize kazandırdığı için. Gerçekten hani küçük çocuğumuz var. Küçük çocuğumuzla hiçbir yere gidemiyoruz. Hani kısıtlı oluyor her şey. Küçük çocuğumuzu alıyoruz. Sağ olsun hocamız da bizi idare ediyor. Beraber geliyoruz küçük çocuğumuzla. Hem kendimizi geliştiriyoruz, hem sosyalleşiyoruz, arkadaş ediniyoruz. Gerçekten burada bir aile ortamı kurduk. Biz memnunuz. Belediyemize de çok teşekkür ederiz. Burada Kur'an kursuna geliyoruz. Hocamızdan çok memnunuz, idaremizden. Kur'an okumayı burada öğrendim ben. Tecvid kurallarını öğreniyoruz. Hadisler öğreniyoruz. Yani buranın maneviyatı çok güzel. Yani depremden sonra da daha iyi anladık, daha iyi anlaşıldı. Özellikle depremden sonraki maneviyeti, daha önce buranın öğrencisiydim. Depremden sonra da buraya gelip maneviyeti, huzuru bulduk hocalarımızdan. Allah razı olsun, devletimizden, başkanımızdan. Burada mukabele yapıyoruz. Çok memnunuz. Hocalarımız, arkadaşlarımız, güzel bir böyle maneviyet bulduk. Hani özellikle deprem işte bizi biraz sıkıntıya koydu ya, burada kuvvetli bir maneviyetimiz oldu. Biliyor muydun teyze, yoksa burada mı öğrendin? Burada öğrendim. Hocalarımızdan tecvid dersi alarak da ilerlettim. Allah razı olsun. İşte biz de hocalarımıza layık olmayı öğrenci çalışıyoruz. Buralar çok güzel. Herkesin gelmesini isterim. Devletimizden de başkanımızdan da Allah razı olsun. Memnunuz. Her gün hadisler öğreniyoruz. Hadisleri hayatımıza geçiriyoruz. Hocalarımız güzel anlatıyor. Biz de anlıyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim oruçlarımızı kabul-i makbul eylesin inşallah. Amin. Bugünkü 4. hadisi şerifi inşallah hep beraber öğrenmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz ve kavga etmesin. Şayet birisi kendisine kötü söz söyler veya kavga ederse ben oruçluyum desin. Orucu kendimize kalkan olarak göreceğiz. Kendimizle günahlar arasında oruç bizim için bir kalkan, bir engel olacak. Onunla laftadaşına girmeden veya karşılığını vermeden ben oruçluyum. Oruçlu olan kişi şu an susması daha yerindedir diye susmak zorunda. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Rabbimize inanıyoruz ve sevabını da Rabbimizden umuyoruz.